değerli elektrik portal küçükleri bir cumartesi semineriyle daha karşınızdayız. Bugün Hande Kongaz Baştürk ile birlikteyiz. Konumuz baskı devre konnektörleri. Kendisi Phoenix Contact firmasında çalışıyor ve cihaz sağ bağlantı sistemleri ürün grubu yönetmeni olarak çalışıyor bu firmada. İsterseniz sunuma geçmeden önce şundan da bahsedeyim. Konnektör hashtag ile Twitter'a soru sorabilirsiniz. Hande Hanım sunumun ardından soruları yanıtlayacak. Sunuma geçelim isterseniz Hande Hanım. Tabii. Merhaba, ismim Hande Baştürk. 9 seneden beri Phoenix Contact firmasında ürün yönetmeni olarak çalışıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği bölümünden mezunum. Aynı okulda kontrol otomasyon alanında da yüksek lisans yaptım. Öncelikle size firmamızdan bahsetmek istiyorum. Phoenix Contact firması 1923 senesinde Almanya'da Essen şehrinde kuruldu. İlk ürünleri trenlere yönelik olan klemenslerdi, porselen klemenslerdi. Ancak o sırada savaştan dolayı, Essen'in de çok bombalanmasından dolayı firmanın şu andaki merkezi olan Bloomberg'e taşındılar ve 1950 senesinden itibaren orada seri üretimi başladı. 1960'larda ürün dalı genişledi. 1980'lerde yurt dışına açıldı ve firmanın bu şekilde genişlemesi sağlandı. Günümüzde kablosuz haberleşmeden aşırı verim koruma ürünlerine kadar birçok üründe çözüm sunuyoruz. Genel merkezimiz biraz önce dediğim gibi Bloomberg'de Almanya'nın kuzeybatısında yer alıyor. Şu gördüğünüz üretim alanı sadece Phoenix'e ait olan ürünlerin üretim alanı. Burada daha çok baskı devre klemensleri ve dry klemensleri üretiliyor. Elektronik ürünler ise Bloomberg'in komşu şehri diyeyim, Bedford'da, komşu eyalet Bedford'daki fabrikada üretiliyor. Burada da elektronik ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Ürünlerin baktığımızda hem panel içinde hem de sahada kullanılabilecek ürünler var. Yani müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri Phoenix'ten sağlayabiliyorlar. Global satış ağına baktığınızda dünyanın neredeyse her bölgesinde bulunuyoruz. Bunun avantajı nedir? Phoenix müşterisinin dilinde çözüm sunmak istiyor ve Türkiye'de de kendi Phoenix olarak bulunuyoruz zaten. Türkiye Phoenix Contact 1986 senesinde kuruldu. 50 kişilik bir çalışan kadrosu var. Burası Çamlıca, genel merkezimiz burada. Bunun dışında bizim senelerden beri duyduğumuz şey Phoenix işte Alman malı, yerli malı değil. Aslında şöyle, yıllarca Alman malı olarak satış yaptık ama satışlarımız bir raddeye ulaşınca Almanya'da dedi ki ben Türkiye'ye yatırım yapacağım ve üretime başladı. Bursa'da serbest bölgede Acar isimli bir firma var. Orada ortaklığı var Phoenix'in. Klemenslar üretiliyor, Made in Turkey yazılıyor, Almanya'ya gönderiliyor ve Almanya'dan tüm dünyaya geliyor. Bu firmada da çalışan sayısı 50 kişiyi aştı. Yani artık bir nevi yerli de sayılırız. Ofislerimize baktığınızda merkez ofisimiz dediğim gibi Çamlıca'da, Perpa'da bir ofisimiz var. Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da ofisimiz var. Ayrıca home office olarak çalışan iki arkadaşımız var. Biri Kocaeli'nde, biri de Kayseri'de yerleşmiş durumda. Bayrağımız gördüğünüz gibi Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde hem normal bayimiz hem de partner bayilerimiz bulunmakta. Pazarlara baktığınızda Phoenix Contact ne satıyor dediğinizde ürün gamının genişliğinden dolayı enerjiden tutun bina otomasyonuna kadar her türlü sanayide farklı ürünlere hizmet verebiliyoruz. Pazar olarak Phoenix yaklaşık 4 sene önce içteki sistemini değiştirdi, organizasyonunu değiştirdi ve bölümlerin isimleri değişti. Böylece müşteri ve pazar odaklı bir organizasyona sahip oldu. Cihaz üreticilerine yönelik cihaz konnektörleri ki benim bağlı bulunduğum ürün gamı. Ayrıca endüstriyel komponentler ve elektronikler için ayrı bir ürün gamı, kontrol ve endüstri çözümleri için ayrı bir ürün gamı var. Ve Phoenix'te de bu şekilde branşlaşmaya gidilmiş durumda. Ayrıca ne yapabiliyoruz? Müşteriye özel çözümler sunabiliyoruz. Çok fazla ürünümüz var ama bunların içinde size uymayan ya da şurası şöyle olsaydı ben daha çok kullanabilirim dediğiniz ürünlerde de değişiklikler yapabiliyoruz. Kurumsal ilkelerimize gelirsek yenilikçi ve ilham veren yeniliklerle ilerlemenin yolunu açarız. Her sene yeni ürün çıkartıyoruz ve Hannover Fuarı'nda bunları sergiliyoruz. Gerçekten hani taklit etmek değil, yeni ürünü yapıp ilerlemenin yolunu açmanın bizi ileriye götürdüğünü düşünüyoruz. Başka hangi fuarlara katılıyorsunuz? Hannover haricinde katıldığınız başka bir fuar var mı? Yurt dışında birçok fuara katılıyoruz. Türkiye'de de WIN, World of Industry ve SolarEx fuarlarına katılıyoruz.
Benim bağlı bulunduğum ürün gamına gelirsek, Device Connectors, biraz önce gösterdim, cihaz bağlantı ürünlerinden sorumluyum. 21.000'den farklı üründen sorumluyum. Sayı size korkutabilir ama belli bir şekilde gidildiğinde hem müşteri ihtiyacına yönelik çözümler var. Bu şekilde ürün sayısının çokluğu sizi korkutmasın. Gene yenilik, kalite ve çözüm konusunda müşterimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Biraz önce size resim göstermiştim, fabrikanın resmini. Şu binaların bazılarını yeşil renkle boyadım. Bunlar Felixcom'dan Device Connectors üretimi yaptığı binalar. Yani şöyle düşünebilirsiniz, yaklaşık 1/3'ü Felix'in bu ürün gamına ayrılmış durumda. Herkes bilmeyebilir nedir bu ürünler, ondan bahsedeyim. Herhangi bir elektronik cihazın içinde bir PCB bulunur. Bu PCB'nin üstünde de komponentler yer alır. İşte dirençler, kapasitörler, mikro işlemciler, bir sürü işlemci vardır. Ve bir şekilde siz bunları kablolamanız gerekir. Yani dışarıdan bilgiyi alıp okumanız için veya enerjiyi sağlamanız için kablolamanız gerekir. İşte bu PCB'ye kabloyu getirdiğiniz ekipmanların hepsi benim ürün gamımda yer alıyor. Ve Phoenix'in çözümleri endüstriyel uygulamalar için sinyal, data ve güçte çözümlerimiz mevcut. Peki baktığımızda neler var? Öncelikle ben size şey anlatmak istiyorum. Her şekilde, yani Phoenix kullansanız da kullanmasanız da nasıl ürün seçimi yapmanız gerekli. Bir kere karar vermeniz gereken şey sabit mi bağlantı istiyorum, geçmeli mi? Sabit demek kabloyu getirdiniz, taktınız, buradan nereye sıktınız veya başka bir şekilde kabloyu sabitlediniz, buradan da PCB'ye gitti. Geçmeli olan da fiş ve soket yapısı var. Şurada sokete PCB'ye değmiyorsunuz, kablolar fişte kalıyor. Herhangi bir şekilde bakım sırasında sadece fişle soketi birbirinden ayırıp devam edebiliyorsunuz. Bu birinci kriteriniz. İkinci kriter, kullanmanız gereken voltaj, gerilim, kaç voltla çalışmak istiyorsunuz. PCB'ye monte ettiğiniz şu bacakların arasındaki mesafeye pin aralığı deniyor. Bu pin aralığı ne kadar genişse o kadar fazla gerilim taşıyabiliyor. Mesela bazı ürünler var, bacak aralığı 2.54, bazı ürünler var, bacak aralığı 10, 15, 10.16. Burada daha yüksek pin aralığıyla daha yüksek gerilimlerle çalışma şansınız oluyor. Üçüncü kriteriniz akım. Sizin taşımak istediğiniz akım farklı değerlerde olabilir. Sinyal taşıyacağınız zaman çok daha düşük akım var veya güç taşıyacağınız zaman çok daha büyük akımlar, yani daha büyük kablo kesitlerini kullanmanız gerekebilir. Buna baktığınızda da ürünler farklı kablo kesitlerine göre dizayn edilmişler. 6 amperlik için farklı ürün, 125 amper taşıyabileceğiniz için farklı ürün var. Şimdi neyi seçtiniz? Geçmeli mi, sabit mi? Evet. Gerilim, akım. Bundan sonra yavaş yavaş seçeneklere geleceğiz. Neler var? Bir kere nasıl bağlayacaksınız? Yani o komponenti aldınız, PCB'ye ne yapıp nasıl bağlayacaksınız? Türkiye'de kullanılan en çok yöntem HVA ile normal dalga lehimleme yöntemi. Ama Felixcom'dan bunu bir alternatif olarak geliştirdi. True Hole Reflow dediğimiz bir yöntem daha var. Bu yöntemde normal standart ürünler herhangi bir dalga havuzuna girmezler, fırına girmezler. Bu ürünler bantlı makarada geliyor ve sizin diğer esaslı komponentlerinizle beraber aynı anda dizilebiliyor. Üretim aşamalarında ilk başta lehim sürülüyor. Lehim sürülünce PCB'deki deliklere lehim yerleşmiş oluyor. Sonra siz normal esaslı komponentlerinizi diziyorsunuz. Farklı olarak bu sefer THR ürününüzü de diziyorsunuz. THR ürün aşağıya doğru bastırıyor ve burada bir sıcaklıktan dolayı fırına girdiğinde lehimler yukarı çekiyor. Bunu daha ayrıntılı da göstereceğim. Diğer assembly komponentlerle beraber montaj size ne avantaj sağlar? Kartın işlemi fırından işlemi bittikten sonra tekrardan bu büyük komponentlerin HVA ile işlenmesi hem zamandan hem de işçilikten size kayıp sağlar. Eğer siz direkt olarak bütün komponentleri tek bir seferde yaparsanız hem zamandan hem de işçilikten kazanmış olursunuz. Bu da biraz önceki fırına girdikten sonraki bacaklardaki lehimin işlemi. Konnektörün özelliği nedir? Hem plastik malzemesi farklı, fırına dayanabiliyor, hem de bacaklarındaki malzeme farklı. Şöyle bakarsanız, şimdi ısınma işlemi gerçekleşti. Biraz önce lehimler aşağıya doğru gelmişti. Isındıkça lehimler yukarı doğru çıkacak. Videoda da çok güzel gözüküyor, birkaç saniye sonra onu da görebileceğiz.
dumanlar sıcaklıktan dolayı çıkıyor ve bütün standartlara uygun şekilde tam olarak yapışma sağlanıyor ve delik içindeki lehimleme de boş kalmayacak, soğuk lehim olmayacak şekilde lehimleme işlemi tek seferde bitmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan lehimleme devam ediyor. Bundan sonraki şeyler bizim ürünlerimiz veya genel olarak neler bulabileceğinizle ilgili. Müşteri kablosunu nasıl bağlayacak? Bu çok önemli bir soru. Herkes aynı şekilde bağlamak istemeyebilir ve herkesin farklı gereksinimleri olabilir. Phoenix bağlantı çeşitlerinin çokluğuyla övünen bir firma. Vida, Yay, PT ve IDC bağlantı ya da Quicon bağlantı şeklinde 4 bağlantı yöntemimiz var. Bir tanesi vidalı bağlantı. Vidalı bağlantıyı herhalde herkes biliyordur. Universal. Phoenix'in vidalı bağlantısında asansör bağlantı prensibi var. Yani siz vidayı sıktığınızda buradan bir yaprak inmiyor. Direkt olarak buradaki metal muhafaza yukarı doğru çıkıyor ve kabloyu sabitliyor. Avantajı aynı yuvaya iki tane kabloyu takabilirsiniz. Müşteriler ne diyebilir? Aa, ben vidalıyı sevmiyorum çünkü vidalar zaman içinde gevşer, tekrar sıkmam gerekebilir diyebilir. Biz diyoruz ki hayır. Phoenix'te patentli Rigdain prensibi adı altında ürünler üretiyor. Normalde siz sıktığınızda vida aşağıya doğru iner, dikdörtgen yapı aynı şekilde kalır ve sonra belki dediğiniz gibi problemler oluşabilir. Ama Phoenix'in ürününde şu sağ ve sol duvarlar hafif içeri doğru basılı şekilde. Bu vidayı sıkarken mi? Aynen. Ürün üretildiği şurada. Ürün biraz içeri doğru. Evet. Şu sağ ve sol duvarlar da biraz içeri doğru. Ne oluyor? Siz vidaya sıkıyorsunuz, yan duvarlar da vidaya baskı yapıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde vida gevşeme yapmıyor. Yani güvenli olarak söyleyebiliyoruz ki vidalı klemenslerimiz bakım gerektirmiyor. Yaylı klemense geçtiğimizde iki tane yaylı tipimiz var. Birinci yaylı tipimiz tornavidayla aktive olan sistem. Tornavidayı şuradan sokuyorsunuz üstteki delikten. Şuradaki yay aşağıya doğru kayıyor. Kabloyu sokuyorsunuz, tornavidayı çıkardığınızda şu yay yukarı doğru, sol tarafa doğru hareket edip kabloyu sıkıştırıyor, sabitliyor. Burada hem tek damarlı hem çok damarlı kablo kullanabiliyorsunuz. Ve atıyorum ben de yapsam veya herhangi daha güçlü birisi de yapsa aynı şekilde aynı sabit kuvvetiyle basınç sağlanıyor. İkinci yöntem daha çok kullanılan. Günümüzde hayat kurtaran yöntemlerden bir tanesi push-in bağlantı yöntemi. Push-in bağlantı yönteminde tornavidaya ihtiyacınız yok. Tek damarlı veya yükseklü kabloyu buradaki yuvadan ittirerek takıyorsunuz. Sizin itme kuvvetinizle şuradaki yay açığa açılıyor ve siz bıraktığınızda buraya sabitliyor. Çok damarlı kablo kullanmak isterseniz turuncu butonu açıp kabloyu takmanız gerekli, gene takılabiliyor. En önemli özelliği, son kullanıcıyla ilgili olan en önemli özelliği canlı noktaya temas yok. Biraz önce yaylıda veya vidalıda canlı noktaya temas edebiliyordu ama burada hiçbir şekilde canlı noktaya temas etmiyor. Son bağlantı yöntemimiz de IDC Quicon bağlantı yöntemi. Burada kabloyu hiçbir şekilde hazırlamanıza gerek yok. %70'den fazla zaman tasarrufu sağlıyor. Nedir? Kabloyu soymuyorsunuz, sadece ucunu kesiyorsunuz. Sonra buraya koyuyorsunuz. Şunun içinde V şeklinde bıçaklar var. O V şeklindeki bıçaklar siz kabloyu kol yardımıyla aşağıya doğru indirdiğiniz içinden geçiyor. İzolasyonu kesiyor ve iletkene değiyor. Bütün kablolar hiçbir ön hazırlık yapmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Phoenix bu 4 ürün bağlantı yönteminde de çözümler sunuyor. Peki, şimdi tasarımcıya geldik. Arge mühendisi yeni bir cihaz tasarlayacak ve cihaz tasarımı artık çok önemli. Yani görsel olarak ürünün düzgün olması çok önemli. O zaman ne yapması gerekli? Kendine uygun, kendi cihazına uygun konnektörü seçmesi gerekli. İşte o 80 bin ürünün de şimdi versiyonları burada ön plana çıkıyor. Sizin yapacağınız uygulama ne olursa olsun Phoenix'te kontaklı bir çözüm var. Standart olanda kablo 180 derece giriyor. Vidayı da, tornavidayı da üstten sıkıyorsunuz. Ama düşünün, öyle bir cihaz düşünün ki hem sağ tarafı hem sol tarafı kapalı, kabloyu bir taraftan sokamayacaksınız. Sadece üst taraftan bağlantısını yapabilirsiniz. O zaman ikisi de üstten olan veya tam tersi üst kapalıysa ikisi de önden olan. İşte farklı şekilde sizin uygulamanıza yönelik açılı bile olan, yandan giriş olan çeşitler mevcut.
Ya da şöyle düşünün, giriş çıkış sayınız çok fazla. Atıyorum 20 tane giriş çıkış sayınız var ama sağdan sola bunları koymaya fiziğinizde yeriniz yok. O zaman 2 katlı ve 3 katlı versiyonlarımız var. 3 tane PCB, 30 tanesini yan yana koymaktansa arka arkaya koyup yerden tasarruf sağlayabilirsiniz. Bütün ürünler 2 kutuptan başlıyor, 16 kutuba kadar minimum çıkıyor. Bazı ürünlerde 24 kutuba kadar da versiyonlar mevcut. Aynı şekilde yaylıda da tek katlı, 2 katlı, 3 katlı versiyonlar mevcut. Fiş soketlere baktığımızda, yani geçmeli sisteme baktığımızda biraz önceki gibi yaylı, vidalı, PT bağlantı, kuy kol seçenekleri mevcut. Burada da hem fişi hem de soket tarafı açılı, vida girişleri, kablo girişleri farklı yönlerden olabiliyor. Ürünü görsel olarak baktığımızda da fişler, yay bağlantılı fişler, farklı kilitleme opsiyonları, çift katlı girişler, tek bağlantı yapmak için kullanabileceğiniz ürünler. Soketlerde yanları dik olan, 90 derece olan, açılı olan, yanları açık veya kapalı versiyonlar. Yani tamamen dizayn yapan kişiye yönelik olarak çok fazla opsiyon var. Evet, çok fazla opsiyon var, doğru. Çözümlerine baktığımızda parçalı montaj yapabiliyoruz. Parçalı montaj ne demek? Şuradaki iki pin arası normalde atıyorum 5.08 olabilir, 3.81 olabilir. Siz bu aradan bir bacağı çıkardığınızda buradaki mesafe 10.16 mm'ye yükseliyor. Bu da neye yarıyor? Aynı ölçüdeki konnektörde çok daha fazla gerilim taşıyabiliyorsunuz. Ya da yan yana fiş soket sisteminiz var. Yan yana 4 tane 4 kutuplu ürün var ve renkle kodlama yapılmamış. Son kullanıcı farklı ürünleri farklı yerlere takabilir. Bunu nasıl önleyeceğiz? Şu kodlama ürünleriyle beraber her iki tarafı da kodlarsanız bu fiş ve soket birbirine girmeyecektir. Bu şekilde yanlış kodlamayı engelleyebilirsiniz. Ya da bir aşama daha ileri gidip etiketleyebilirsiniz. Renkliden tutun, üstüne 1, 2, 3, 4 diye baskı yapılabilir. Kilitleme opsiyonları var. Standart vidalıdır. Hani herkes vidalıyı bilir. Ama onun dışında kanatlı diyoruz biz buna. Bu şekilde kilitleme veya şuradan kollu kilitlemeler var. Bağlantıyı sökmeden orada akım gerilim ölçümü yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. Test probu sokabileceğiniz ürünler var. Veya diyebilirsiniz ki ben 1 ve 2, 3, 4'ü farklı şekilde ya da 1, 2, 3, 4'ü köprülemek istiyorum. Evet, köprüleme seçenekleri de var. Genellikle PCB'de enerji olmaz, enerji PCB'ye gelir. Herhangi bir kişi gelip şuradaki PCB'deki sokete dokunduğunda burada metal parçaları değebilir parmağıyla, sıkıntı olmaz. Ama ya PCB'de elektrik varsa, o zaman gelip buradaki canlı uçlara dokunursa çarpılabilir. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden evrik konnektörlerimiz var. Şuradaki ağız yapısını PCB tarafına geçirilmiş, buradaki ağız yapısı da seyyar tarafa geçirilmiş ürünler var. Ne oluyor? Siz buraya gelip dokunsanız bile hiçbir şekilde sorun olmadan bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bu evrik konnektörle normal konnektörü bağlayıp PCB-PCB bağlantısı yapabilirsiniz. Ya da iki tane fiş ve seyyar fişi birbirine bağlayıp havada bağlantı yapabilirsiniz. Resim olarak da baktığımızda, uygulama örneği olarak baktığımızda şu canlı uçlara dokunduğunuzda eğer burada PCB'de enerji yoksa sorun yok. Ama PCB'de enerji varsa mutlaka biz bu ürünün kullanılmasını öneriyoruz. Bahsetmek istediğim diğer bir ürün gamı da güç konnektörlerimiz. Güç deyince feriz kontak 12 amper ve üstünü algılıyor. Peki 12 amper ve üstünde ne olabilir? Neden ayrı bir ürün dizayn edilmiş? Herhangi bir elektrik dalgalanmaları olduğunda, sıcaklık dalgalanmaları olduğunda oradaki kontaklarda sıkma kuvvetleri azalabilir ve temassızlık olabilir. 12 amper ve üstünde feriz kontak bütün ürünlerinde çift çelik yay var. Alttaki yay bıraksa bile herhangi bir şekilde sorun olsa bile üstteki çelik yay ona basmaya devam ettiği için hiçbir sıkıntı olmadan güç uygulamalarında kullanılabiliyor. Peki nedir bu güç uygulamaları? Sürücüler, frekans çeviriciler ya da solar ürünleri, güç kaynakları. Bütün bu ürünlerde güç konnektörleri kullanılabiliyor. Biraz önce dediğim gibi son kullanıcı farklı şekilde dizayn yapabilir. Cihazın üstüne koyabilir.
PCB'nin içinde bırakabilir, geçmeli bağlantı yapabilir, sabit bağlantı yapabilir. Phoenix'te bunlarla ilgili çözümler mevcut. Peki kaç amperden kaç ampere? Ürün yelpazesi gerçekten geniş. 16 amperden başlıyor, 250 ampere kadar çıkıyor. 250 amper Türkiye'de hiç satılmadı ama Almanya'da Siemens bunun ürünleri kullanıyor. 250 amperlik PCB'si var ve konnektörü de üstüne takıyorlar. Sabit bağlantı var, gene geçmeli bağlantı mevcut. 125 amperlik ürüne 35 mm karelik kablo bağlantısı yapılabiliyor. Geçmeli bağlantıda da panel montaj olarak genelde kullanılıyor. Çünkü 125 amperlik PCB'ye son kullanıcının dokunmasını istemezsiniz hiçbir zaman. Bu ürünleri bir aksesuar alıp raya monte halinde de kullanabilirsiniz. Ne oluyor? 35 mm karelik bir klemens yerine direkt olarak raya monte olarak geçmeli bağlantıda şu iki parça sayesinde standart ürünleri kullanabiliyorsunuz. Panel geçiş çözümlerimiz var. Panel geçiş demek cihazın üstünde takabileceğiniz ürünler. İşte konveyörlerde, filtrelerde, güç kaynaklarında, frekans dönüştürücülerinde bunlar cihazın ön panelinde kullanılıyor. Mesela normalde barayla geliyorlar, klemense dönüyorlar, klemensten kabloyla çıkıyorlar. Biz bunun yerine diyoruz ki siz tamamen kapatın, içerideki sisteminiz isterseniz barayla gelin, isterseniz kabloyla gelin. Son kullanıcı hiçbir şekilde içeriği görmesin, sadece dışarıda ona bıraktığınız yere dokunsun. Bu da gene emniyetle ilgili bir çözüm. Burada da dediğim gibi push-in bağlantıdan vidalı bağlantıya, ekstra 309 amperlerden bahsedildiği için çatalı bağlantıya kadar çözümler mevcut. Bağlantı şekli de düz girebilir, alttan girebilir. İç tarafa mühürleme yapmak için sıvı doldurulabilir. Farklı şekilde çözümler mevcut. 2014'ün Hannover Fuarı'nda demiştim yeniliklerimiz sergileniyor. Çok ilgi çeken yeniliklerden bir tanesi. 232 ampere kadar panel geçiş ürünü. Şuradaki bağlantı direkt kablo bağlantısı olabilir veya baralarda getirebilirsiniz. Bağlantı şekli kabloyu koyuyorsunuz buraya. Tornavidayla şu turuncu parçayı aşağıya doğru indiriyorsunuz. Sadece yapmanız gereken bu gayet basit bir bağlantı ve çok fazla ilgi çekti bu ürün. Tamam, bütün ürünler güzel ama sizin bu kadar ekstra güvenlikli, ekstra yüksek akım için ürüne ihtiyacınız olmayabilir. O zaman çözüm sunabiliyor muyuz? Evet, sunabiliyoruz. Combicon Compact diye bir serimiz var. Bu seri diğer standart seriye göre biraz daha uygun fiyatlı, uygun maliyetli bir ürün. Ama kesinlikle Phoenix'in kalitesinden ödün verilmemiş bir ürün gamı. Nerelerde kullanılabiliyor? Aydınlatmada kullanılabiliyor, balanslarda kullanılabiliyor. İşte bina kontrol sistemlerinde, güvenlikte, farklı uygulamalarda kullanılabiliyor. Vidalı ve yaylı seçenekler var gene. Kabloyu üstten bastırarak takabildiğiniz bir ürün. Geçmeli sistem var. Geçmeli sistemde ne oluyor? Siz normalde fiş ve sokete ayrı ayrı para vermek zorunda kalıyordunuz. Ama burada soket tarafını standart pin header'larla yapabiliyorsunuz. Böylece de birazcık daha ekonomik bir şekilde geçmeli sistemi çözebiliyorsunuz. Yine kodlama seçeneği var. Direkt olarak PCB'ye taktığınızda farklı yerlere takmasını engelleyebilirsiniz. Günümüzde yükselen bir trend daha var. LED. Artık bütün aydınlatma sistemleri, bütün projeler LED'lerle yapılıyor. Ama LED'lerde hala bağlantı şekli eski yöntem olan lehimleme şeklinde yapılabiliyor. Phoenix diyor ki konnektör kullanın. Neden? Siz lehim yaparsanız herhangi bir şekilde orada takarken sorun olabilir, soğuk lehim olabilir, takma süreleri uzar. Bu şekilde çözmeyin, siz gelin konnektör yapın. Konnektör olarak da ne sunabiliyoruz biz? Kabloyu direkt takabileceğiniz ürünler var. Kabloyu getirip takabileceğiniz ürünler var. PCB-PCB bağlantısı yapabileceğiniz ürünler var. Bunlarda tek bir bağlantı sistemi var. Yaylı bağlantı. Kabloyu direkt sokuyorsunuz. Çıkartırken burada tornavidaya ihtiyacınız oluyor. Tornavidayı sokup kabloyu çıkartabiliyorsunuz. Çeşit olarak baktığımızda LED'ler genelde şerit şeklinde oluyor. Ve mesela birer metrelik şeritler oluyor. O birer metrelik şeritler üretiliyor. Herhangi bir sahaya gidildiğinde bunlar birbirine birleştirilip karanlıkta olmayacak şekilde birleştirilip devam etmesi sağlanıyor. Burada evrik ve düz soketle PCB-PCB bağlantısını yapabilirsiniz. PCB'ye enerjiyi getirip direkt verebilirsiniz, fişle verebilirsiniz. Veya PCB'ye enerjiyi kabloyla verebilirsiniz.
Bir kutuptan başlıyor, 8 kutupa kadar farklı versiyonları var. Bir de yuvarlak ledler var artık. Yuvarlak PCB'ye dizilmiş ledler var. Burada çok fazla led kullanırsanız giriş çıkışlardan yapılacağı sorun olmaya başladı. Phoenix de bunun için şöyle tersten giren evrik konnektör geliştirdi. Ne oluyor? Siz şunun ortasına minik bir parça bırakırsanız ortadan direkt girip PCB'yi besleyebiliyorsunuz. Bu ürünler 0.75 mm² kablo 6 ampere kadar da dayanıyor. Ama siz 1.5'lık kablo kullanmak istiyorsanız ve SMD çözüm yapmak istiyorsanız SPT serimiz var. Burada 1.5'lık kabloyu SMD olarak direkt PCB'ye monte edebiliyorsunuz. Gene ürünlere gelirsek, çözümlerimize gelirsek, bu kadar ürün içinden siz istediğiniz tamam ben şu konnektör istiyorum ama üstünde baskı olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Tamam sıkıntı yok, Almanya'da bastırıp getirebiliriz. Kodlama istiyorum derseniz şu kodlama parçaları satılıyor. Şu ortada gördüğünüz büyük plastik parça çöpe gidiyor, şu küçük parçalar kullanılıyor ve farklı yerlere takılarak kodlamayı yapabiliyorsunuz. Farklı renkler var. Standartımız yeşil ama onun dışında farklı renklerde de üretim yapabiliyoruz. Pin aralıklarını iptal edip, pinleri iptal edip pin aralıklarını genişletebiliyoruz daha fazla gerilim olsun diye. Farklı PCB'ye monte olması için farklı pin uzunlukları da üretim yapılabiliyor. Standartımız bizim düz vida ama müşteri isterse yıldız vida da yapabiliyoruz. Ya da müşteri isterse bu standartta oradaki yuvalar, kablo yuvaları açık geliyor. Ama müşteri isterse ki hayır ben test yapacağım diyebilir. O zaman kapalı olarak da sunabiliyoruz. Bütün ürünlerle ilgili internet sitemizde priscontact.com.tr'ye girdiğinizde ürünlerin bütün teknik verilerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca çizim yapanların çok kullanacağı DXV ve step dosyalarına da yani hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. Kalitemiz nereden geliyor? Phoenix Contact bir ürünü geliştirmeden önce öncelikle piyasanın neye ihtiyacı var onu inceliyor. Ürünü tasarlıyor, simülasyonları bilgisayarda yapılıyor, kalite testleri yapılıyor, fazlaca kalite testinden geçiyor ürünler. Ve kontrollerini yaparak piyasaya sunuyor. Ve bence bizim en büyük gücümüz üretim teknolojimizden geliyor. İçeride üretimde kullanılan, Almanya'da veya diğer fabrikalarda üretimde kullanılan bütün ürünlerdeki makinelerin tasarımı da Phoenix Contact tarafından yapılıyor. Üretimdeki makinelerin hepsi Phoenix Contact'ın kendi içerisinde dizayn ediliyor, Phoenix'e göre uyarlanıyor ve üretim yapılıyor. Bu yüzden burada yazdığı gibi üretimin her aşamasına erişebiliyor ve kalitemizden emin olabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili sorunuz varsa, sorular varsa onları alabilirim. Numuneleri de gösterebilirim. Tamam. Öncelikle kataloğumuzu göstermek istiyorum. Bu bizim sadece benim bağlı olduğum ürünlerle ilgili olan ürün kataloğumuz. Yaklaşık şöyle bakarsanız gayet kalın bir katalog. Şöyle bakacaksınız. Yaklaşık 900 sayfalık bir katalog. Bizim dediğim gibi birçok bölgede arkadaşımız var. Bizimle temasa geçerseniz internet sitemizde iletişim bilgilerimiz var. Ya da elektrik portasından. Evet. Hem katalogumuzu CD olarak da var. Bu şekilde basılı olarak da var. Gönderebiliriz. Veya numunelerle ziyaret edip sizin çözümlerinizi konuşabiliriz. PCB bağlantısı LED için olanlarda iki tane şerit LED olduğunu düşünün yan yana. Ve bu iki şerit LED'i hiçbir şeyden kayıp olmadan birbirine şöyle tık yapıp bastırırsanız direkt olarak hiçbir kayıp olmadan bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Sorulara geçelim. Tabii. Konnektör bağlantı teknolojilerinde yaygın olarak hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Seçtiğiniz teknolojinin en belirgin özelliği nedir diye soruyorlarmış. Yani bir 10 sene önce sorulsaydı bu soru vidalı olurdu. Çünkü vidalı çok daha yaygındı. Ama artık günümüzde hız da çok önemli. O yüzden PET bağlantı da ön plana çıktı. Ama Phoenix her ikisini de %50-%50 yani diğerlerini devre dışı bırakırsak ikisinden de aynı oranda satışını gerçekleştiriyor. Konnektör kabloyu hazırlamadan kolay bir şekilde nasıl bağlayabilirim? En başta bahsettiğim Quicon sistemi. Evet, Quicon bağlantı sistemi.
Kavlayı sadece kesiyorsunuz, ucunu açmıyorsunuz, sormuyorsunuz. Direkt olarak yuvadan geçiriyorsunuz ve bastırdığınızda turuncu kovu ileri doğru ittirdiğinizde bağlantı sağlanıyor. Konnektörlerdeki sıcaklık dalgalanmalarına karşı alınan önlemler nelerdir diye bir sorumuz var. Fırıncı kovdan verdiği nominal akım değerleri ürünün 20 derecede taşıdığı şey değil, değer değil. Her ürünümüzle ilgili katalogda akım taşıma eğrileri var. Bunu size göstermek istiyorum. Bu akım taşıma eğrilerine baktığınızda yazan nominal akım, mesela atıyorum 12 amper veya 16 amper, o ürünün 40 derecede 50 derecede, yani gerçekten çalışma sıcaklığında taşıyacağı akım olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan değerlerinizi, hani bir altını veya bir üstünü seçmeden direkt o kullandığınız akımda kullanabilirsiniz. Konnektörün kurulum süresine nasıl bir tasarruf yapılabilir diye bir sorumuz var. Şöyle, kurulum süresi derken montaj süresine bağlayayım. Montaj süresinde de THR bağlantı kullanılırsa o zaman tüm PCB'nin üretim süresi azalacağı için o sürede azalmış olur. Bir de şöyle bir sorumuz var. Bu konnektörlerin hatalı birleşme riski var mı? Evet var. Sonuçta 4 tane 4 kutuplu ürünün yan yana koyarsanız son kullanıcı yanlışlıkla birleştirebilir. Biz kodlamayı tavsiye ediyoruz. Gösterebilirim tekrar resimi. Bu şekilde kodlama yapılarak hatalı birleşmeyi engellemiş olursunuz. Bu cihazların ortası çöpe gidiyordu. Aynen, çöpe gidiyor. Yanlardaki o yanlardaki pimler soketlere veya fişlere takılıyor ve karşılıklı olarak üstteki sağ üstteki resimde... Bu şekilde de yanlış bağlantıyı engellemiş olur. Sağ üstteki gibi şu şekilde yapılırsa bu iki konnektör, fiş soket birbirine geçmez. Ancak karşılıkların boş olması gerekir geçmesi için. Sorularımız bu kadar. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim size bu güzel webinar için. Değerli Elektrik Port takipçileri, bir webinarın daha sonuna geldik. Başka bir webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.